Arkadaşlar yeni bir tarifle kanalıma hoş geldiniz. Bu arada günaydın. Şimdi ne yapıyoruz? Tavada kaşarlı börek yapıyoruz. Sabah erken saat çekeyim videoyu dedim. Geç kalkan olursa, kahvaltı yapmak isteyen olabilir, denemek isteyen. Bir su bardağı unumuz var. Bir tane çırpılmış yumurtamız. Böyle karıştırıyoruz. Sütümüzü azar azar koyalım. Ve karıştırmaya devam edelim. Çok kolay, çok basit bir tarif. Ve çok da lezzetli bir tarif. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı tuzumuz, bir çay kaşığı da kabartma tozumuz var. Onları da koyalım. Ve sütümüzü kalın artık dökebiliriz. Güzelce bir çırpıyoruz ya da karıştırıyoruz. Sabah kahvaltıya bu pratik tarifler güzel oluyor. Bu aralar ben de buna taktım çünkü 4-12 çalışıyorum. Sabah kahvaltısında evdeyim yani. O yüzden hiç fırsatı kaçırmam. Ve sabah işten gelen kocamın eline telefonu tuttururum. Daha tripodum gelmediği için, değil mi hayatım? Evet canım. Ne yapsın adam, işte uğraşıyor. Farkında çok güzel bir kıvama geldi. Benim her zaman derin dondurucumda nane, dereotu, maydanoz karışımım olur. Tabi her zaman tazesini bulamıyorsun. Aldığı zaman çok çabuk bozuluyor. Yazık, günah. Diyan etmeye gerek yok. Ve bir su bardağı kaşar peyniri. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ama ben kaşar kullanmayı istedim. Eğer başka tuzlu peynir kullanacaksanız tuzu biraz azaltmanız gerekecek. Kaşar tuzsuz olduğu için bir çay kaşığı dolu dolu peynir, tuz koydum. Çünkü kaşar peynir tuzsuz bir peynirdir. Evet kocacığım, açtım. Yaklaş yaklaş yaklaş. Tavaya 2 yemek kaşığından biraz fazlaca yağ koyuyoruz. Ve kızdığını anladığımız zaman bunu güzelce boşaltıyoruz. Ah kocacığım, tripod gelene kadar az kaldı, az kaldı. Kargoya verilmiş mi? Mesaj geldi mi? Verilmiş. Verilmiş. Böyle yayıyoruz. Yuvarlak olmasına özen gösteriyoruz. Aynı zamanda çok açmıyoruz. Böyle. Hem. Şimdi böyle elini değip suya yapışmayacak kadar pişiriyoruz. Evet, bunun bir püf noktası var. Püf noktası da şöyle normal bir cam kapağı kapatıyoruz. Bu hava deliğini mutlaka üstünü bir bezle kapatıyoruz. Çünkü havanın çıkmaması gerekiyor. Böyle 7-8 dakika kontrollü pişiriyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, hamurumuz gayet güzel oldu ve elimize yapışmıyor. Bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu böyle bir balık tavasını kapağıyla ters çeviriyoruz. Evet. Yaklaşık biraz yağ koyup. Bakın nasıl güzel olmuş. Güzel olmuş mu hayatım? Evet, çok güzel olmuş. Nasıl kokuyor sence? Mis gibi. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Bakın. Şimdi öteki tarafı bir 8-9 dakikada pişti. Ama burası daha kısa sürede pişer. Şimdi kısıyoruz. Tekrar hava almasın diye deliğimizi kapatıyoruz bir bez yardımıyla. Evet, şekilde gördüğü gibi gayet güzel tava böreğimiz pişti. Bakın, kontrol ediyoruz. Mükemmel. Evet arkadaşlar, tava böreğimizin son hali. Çok az malzemeyle çok harika bir lezzet. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden denecek olanlara afiyet olsun. Evet arkadaşlar, birazcık böreğimiz ılındı ama çok ılınsın bekleyemedim. Bakın. Bakın gayet güzel. Yaklaş 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 diyorlar ya, yaklaş yaklaş yaklaş. Bakın. Hadi bize afiyet olsun. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Çok ihtiyacım var desteğinize.